Merhaba insanlar yep benim bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet ee, sizlere 433 yani şöyle sayfa kanalımıza gidecek olursak 433'leri sundum arkadaşlar. Mayıs güncel bayağı da güzel etkili taktiklerdi. Benim nedense ee, ne onun adı? Trendlerde bir tabi bu geçtiğimiz ay Ankara'da olmam video atamama tabii ki çok etken vardı illa ama bu kadar e, dip, dibe düşmesi anormal oldu benim için. E, FM videoları fazla etkilememiş ama OSM videoları bayağı etkilemiş gibi. Yani beklentinin bayağı altında. Ama sıkıntı yok. Biz yerimizi her zaman alırız. E, az da taktik atmadım. Mayıs'ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Bugün kaçı? 9 desek. 9. Bugün aynı 10 doğru. 9 tane sene Bugün 10. OSEM'i videosunu açacağım. Ee, dediğim gibi hani bu 10 videoda istediğim aslında hani böyle nasıl diyeyim bir Aralık Kasım tadı yok ya da Ocak Şubat tadı yok. Tabii ki çok etken var. Ee, kendi bu etkenler tabii ki en büyük etken benim. Sonuçta video atmayınca ister istemez siz algoritma aşağılara atıyor. Ama biz Tırnaklarımız da kazıyor, kazıyor Yine aynı yerimize geleceğimize eminim sıkıntı yok. Evet bu arada şöyle e, PUBG adına yenilikleri sunmaya devam ediyorum. Bu ay PUBG ile ilgili attığım herhalde 1-2-3. video bugün attım onu da. E, o da dediğim gibi çok anormal. Yani trendleri boşver. A7 Royal yani, ya, yazınca tabii ki en üste çıkmam ama en azından ne bileyim video çıktığında önermesi lazım diye algoritmayı biliyoruz belki de. Belki de yanlış da biliyor olabilirim. Neyse biz emek vermeye devam edeceğiz. Elbet emekler bir gün çöp değil zirve yapacak. Ee, emek veren herkese de başarılar diliyorum. Evet. Şimdi gelelim size 3 tort 3 ve şöyle yeni başlayan evet burada zaten e, taktik falan yok burada şu an. Direkt burada kuralım burada dikkatli dinleyin kime ne zaman bakın e, işte iç içe 2-3 tane taktik vereceğim sakın sakın atlamadan dinleyin ya da bunu kullanmayın çünkü rastgele kullanırsanız canınız okuyacak taktiklerden bir tanesi şöyle hadi şey uygun olsun bu adam şey idman olacak burada iki önemli adam var biri ofansif orta saha, biri defansif orta saha. Bu iki oyuncu iyi olmalı arkadaşlar. Yani takımın bel kemiği olacak iki oyuncu bu aslında. Tabii ki orta sahamız kemik olmalı bu şekilde. Buraya eğer iki yönlü orta sahanız yoksa defansif orta saha koyabilirsiniz. Ofansif orta saha koyabilirsiniz ama şu iki adam olmazsa bu taktiği çok net söylüyorum kullanmayın. Başarı oranınız çok düşer. Bilginiz olsun en azından benim formasyonumda düşer öyle söyleyeyim. Evet burada en iyi defa 3 defans oyuncumu koyacağım. Eee istiyorsanız gene böyle harfiyen oyuncuları koyalım. Bunu bir şekilde de koyabilirsiniz. Aynı etki eder. Normal e, üç 3 tane stoper de koyabilirsiniz. Aynı etkiyi yapar. Burada illa siz istiyorsanız ki şurada hepsi yeşil yansın. Emin olun onun hiçbir etkisi yok. Çok net size kalben söylüyorum. Ee, ben dün bana bir arkadaşımız atmıştı adam 4-2-3-1 oynamış. Sağ, kanat, sağ, açık ve sol açıya çok eskiden yapardık. Bir ara düşüşe geçti. Sağ açık ve sol açıya orta sahaya. iki tane sağ forvet ve sol forvetini koymuş. Ya yani da iki tane sağ forvet var onları koymuş. Ve 2-0 yenmiş mesela bunu kullanın. Normalde burada kıpkırmızı olan oyuncunun etkisi olmaması lazım ama olmuş. bir de gol atmış hatta üstüne. Demek ki burada kendinizi kandırmayın zorla. illa yeşil yanacak diye bir şey yok. Bu şekilde de etkili olur. Orijinal şu şekilde sağ bek sol bek de koyabilirsiniz. Yani kendinizi ona odaklamayın arkadaşlar. Siz bazen e, çok böyle saplantılı cümleler kuruyorsunuz. Üzülüyoruz. <laughs> evet 59 65 yine burada 59 topa hakim olacağız. Offside tuzağımız açık olacak ve üçlü, bak üçlü savunmalarda mutlaka ama mutlaka Adam markajını tavsiye ediyorum. Çok faydasını göreceksiniz. Hem burada orta sahamızı kalabalık hem adamları adamlara karşı bir markaj var. Yani sizin direncinizi arttıran bir hareket. Üçlü savunmalarda. Dörtlü de sakın yapmayın. Çok nadir bu adam markajı bir maç iki maç kazandırsa da size 5-6 maç kritik maçları kaybettirir. Çakılırsınız. Tavsiyemdir, Tecrübedir. Emin olun boşuna asla konuşmam. Ee, burada direkt hakeme geçim arkadaşlar. Hakem sarı mavi yeşil olursa çok agresifte kullanın. Ee, çok kritik bir maçta kırmızı kart yemek istemiyorsanız agresifte o oynayın kullanın ama kesinlikle sarı mavi yeşil hakem de çok agresif de tavsiye ederim. En azından sizin bir tık daha direncinizi, galibiyeti uzanışınızı artırır. Evet sakatlık olabilir. Yedek oyuncularınız olsun. Evet kırmızı oranı %20'lere çıkabilir ama direnciniz bol olur. Siz bilirsiniz istiyorsanız bunu agresifçe de bırakabilirsiniz ama tavsiyem çok agresif. Bir de diğer tüm hakemlerde yani kırmızı kırmızı turcu hakemde normal kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sakın çok agresif yapmayın. Evet baskımız dengeli 59 stil hücumcu 65 topa tempomuz topa hakim ol 59 adam markeci offside açık olacak şimdi. Burayı iyi dinle. Bak iç içe size taktikler sunacağım. Bunu özellikle ev sahibiken, bak deplasman için söylemiyorum. Özellikle ev sahibiken arkadaşlar e, sizden 2 rank düşükten tutun da 7 e, 7 rank, 8 rank yükseğe kadar gerek ofansif gerek defansif tüm taktiklere karşı kullanabilirsiniz. Gayet güzel, verimli. Dediğim gibi iki kilit oyuncu defansif ortası ve ofansif ortası. Ayrıca dengeli takım kurmanız çok değerli. Rastgele takuracağınız takım takımlar mesela şöyle söyleyeyim dengeli takım yani bazı oyuncularımız algılamıyor maalesef. Mesela dengeli takım şu 79 burada 63 73 yani bu şekilde çıkarsan ne bileyim işte orta saha 64 72 mesela çok aşırı bir dengesizlik var burada. Orta sahada forvet mesela 61-76. Anladın mı? Burada bir tökezleyen bir yer var gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar bakın bunlar şu şekliyle 73 bak bu şekliyle bile bir tık tökezler. Ama sen buraya 63'lüğü koyarsan 68'li koyarsan daha çok tökezler. Anladın mı? Mesela burada 65-64'lük oyuncular var. Burada e, 77'lik defansif ortası daha fazla iş yapar. Emin olun şu 65'lik 2 yolun orta sahiline 70'lik defansif orta sahil koysam daha çok iş yapar. Yani dengeli takım kurmanız her zaman değerli ve önemli. Bu da yine e, size tüyolardan biri olsun. Dengeli takım kurun arkadaşlar. Rastgele takımlarla oynamayın. Sonra diyorsunuz ki neden ben iş yapmıyorum? Neden öyle böyle diye isyan ediyorsunuz? Size şöyle bir göstereyim yine. Bak mesela dengeli ve güzel takım kurarsanız mesela bak burada 10 tane gol attı. Kırmızı kartlarım rakipte yok. Neden? Çünkü rakipten ben 20 rank mı ne? Yükseğim. Ee, 20 rank yükseğim. Neyi kullandım? Bak burada. Nerede o? Göstereceğim size. Bak yenilmezlik taktiği burada. Size, bak yalan yok. Şurada da göstereyim taktiğe gireyim. Kanatta bak beytleri ileri. 75-81-75 10 tane gol attım mesela. Anladınız mı? Yani siz bunu rastgele kullanırsanız atamazsınız arkadaşlar. Bak ben ilk 11'ini göstereyim. İt, İd, i̇tmanı tabii gidene var mı? Yok. Mesela 121, 116, 120, 118. Bak yakın bir gördüğünüz gibi jenerasyon var burada. Mesela 132 evet bu çok uçmuş mesela. Ama bunu baz almayın. Burada 120, 200, yani 100 üstü. Buraya tutup da 70'lik oyuncu koyarsan burası aksar. Buraya tutup da 116 evet işe ama 80'lik, 85'lik oyuncu koyarsan burası aksar. Mesela forvetimiz 120, 120 mesela burada 107'lik oyuncu tabi bu ofansif ileride olduğu için fazla sırıtmadı ama gol oranınız tabii ki etkilenir mesela e, yine burada şöyle göstereyim gollere bakın 29 maçta 24 gol 26 maçta 25 gol e, başka burada golcüler de var Asensio orası 15 maçta 10 gol gibi gibi mesela orta sahamda 7, 7 gol 12 asist yapmış mesela anladınız mı hani burada Dediğim gibi dengeli takım, dengeli takım, dengeli takım. Buralar çok değerli, önemli. Ee, evet. Fazla da uzamasın. Hemen hızlı hızlı buraları anlatayım. 2 ranktan 8 ranka kadar bu şekilde. 8 rank ve üzeriyseniz mevkiler sabit oynayın. Ben bunu 10 ranka kadar yine çekeyim size. 10 rank kadar bu şekilde. 10 rank ve üzeriyseniz mevkiler sabit oynayın. Burada hatta arttırın burayı. 10 rank üzeriyseniz şuraları mesela e, 70, 73 73, 75 mesela 73 biraz daha ofansif oldu biraz daha yükleneceğim bir taktik oldu bak 10 rank ve üzeriysen daha fazla gol, daha bol gol rakibi ezmik adına söylüyorum bunu anladınız mı? Hani bu sayılar falan rastgele bunlar birer formasyondur arkadaşlar. Bunları ben element olarak uydurmuyorum çünkü bunlar deneniyor, onaylanıyor, bir daha deneniyor, bir daha deneniyor, sonra size sunuluyor. Bunları da hepsini yapan benim. Emek veriyorum, sağ olun siz de emeğimi karşılırdınız da izleyerek veriyorsunuz. Bunu deplasmanda tavsiye etmiyorum çok net söylüyorum. 3-4 3'ü deplasmanda evet botlara karşı oynayabilirsin daha demin gösterdiğim o yüksek rakamlarla. Ama size çok net hal benceyorum. Deplasmanda 3-4 3'ü tavsiye etmiyorum. İçinizden geçerler. Yani biz bu 3-4 3'ü deplasmanda botlara bir de böyle düşük oyunculara karşı kullanabiliriz. Ama diğer oyunculara kullanamazsın. Ya yani 7-8 rank bile yüksek olsan tavsiye etmiyorum. Benim formasyonum seni sıkıntıya sokar. Ben onay vermiyorum. Ee, evet çok iyi belki taktikçiler vardır, İş yapanlar vardır vesaire vesaire ama. Ee, benim evimde 3-4-3 gelip de yenip giden yoktur. Çok net söylüyorum. Bak tarihim ben o 2017'den böyle oynuyorum. Beni evimde, kendi evimde 3-4-3 yürek yiyip benim evime gelip de yenen yoktur. İçinden geçerim bu adamın. Yani anladınız mı? Burada kullanmanız gereken ev. Deplasmanda ise bot ve zayıf takımlar. Deplasmanda kullanmıyorsun anlattığım şekilde kullanıyorsun. Keyfine bakıyorsun. 3 4 3 ve e, Mayıs günceli sunduk. İnşallah sizlerin de işine işini görür. Siz de izleyerek, like atarak bizim işimizi görürsünüz. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanetiniz. İlk defa izliyorsan abone olmayı unutma. Bu arada Hamza yaz. Beni seven değil kanalımda. Evet senin taktiklerine çok faydalandım. Senden çok fayda gördüm. Senden çok zarar gördüm diyen de olabilir. Lütfen PUBG Mobile videoları bak 4 dakikalık videolar sevmiyorsanız böyle tıklayın. Wi-Fi açıksa tıklayın kenarda çalışsın. Biraz trendini arttıralım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.